Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Vali Mustafa Toprağı makamında ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz ve parti teşkilatının katıldığı ziyarette konuşan Vali Toprak, ilimizdeki güzelliklerin devam edebilmesi, buradaki hoşgörü ortamının daha iyi noktaya getirilebilmesi, toplumsal mutabakatın daha iyi bir noktada hissedilebilmesi ki geçmişte biraz sıkıntılı günler yaşadık, burada hem sizin hem de değerli il başkanımızın ciddi katkılarını gördük. Teşekkür ediyorum dedi. Ortak hedefimiz Malatya'nın daha iyi bir noktaya gelmesi. Sizin de ilimizin bir milletvekili olarak her zaman desteğinizi yanımızda hissedeceğiz, hissediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ziyaretiniz için. İlimizdeki güzelliklerin devam edebilmesi, buradaki hoşgörü ortamının daha iyi noktaya getirilebilmesi, toplumsal mutabakatın daha iyi bir noktada hissedilebilmesi ki geçmişte biraz sıkıntılı günler yaşadık. Orada hem sizin hem de değerli il başkanımızın da ciddi katkılarını gördük. Teşekkür ediyorum. Milletvekili Veli Ağbaba da darbe girişimi sürecinde yaşananları değerlendirerek, siz ilimize zor bir dönemde geldiniz. Toplumda yaşayan herkesin, her siyasi görüşün ortakça karşı çıktığı, karşı olduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dört partinin net bir şekilde karşı durduğu bir darbe girişimiyle karşılaştınız. Malatya'da bu darbe girişiminde Türkiye'deki önemli 3-4 ilden birisiydi. Siz de bu esnada çok başarılı bir görev yaptınız. Hiç kimseye Malatya'ya bu girişimin olumsuzluklarını hissettirmeden çok önemli bir görevi büyük bir başarı ile gerçekleştirdiniz dedi. Tabii biz, siz zor bir dönemde geldiniz. Gelir gelmez toplumda yaşayan herkesin, her siyasi görüşün ortakça karşı çıktığı, karşı durduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğu andan itibaren dört partinin net bir şekilde karşı durduğu bir darbe girişimine karşılaştınız. Malatya'da maalesef bu darbe girişimindeki pek bilinmiyor, siz de çok ifade etmiyorsunuz. Ve Türkiye'deki önemli illerden, 3-4 ilden biriydi bu çok anlamda. Siz de çok başarılı bir görev yaptınız. Hiç kimseye hissettirmeden, belki Malatyalı biz bile çok hissetmeden çok önemli bir görevi büyük bir başarıyla gerçekleştirdiniz. Onu özellikle altını çizmek istiyoruz. Bizim ana muhalefet olmamızı hak belirledi. Biz bu ana muhalefet olma görevimizi bundan sonraki seçime kadar sürdüreceğiz. Amacımız iktidar olma. Ama bize verilen bu ana muhalefet görevini namusumuz gibi koruyacağız. İktidara da saygı duyacağız. Bu anlamda iktidarın da görevini korumak bize düşüyor. Tabii Türkiye çok başarılı bir sınav verdi. Türkiye'deki siyasi partiler çok başarılı bir sınav verdi. Darbe girişiminin tabii ki hükümetin katkısı var. Tabii ki hükümet burada kendi konumunu muhafaza etmek için mücadele etti. Ama en önemli katkı da muhalefetindir. İktidar dışında farklı düşünen insanların bu anlamda Türkiye bütün dünyaya örnek gösterecek bir demokrasi mücadelesinden anlamına kıyas çıkmıştır. Malatya'da çeşitli problemler yaşanır gibi gösterildi. Ama burada bütün herkesin ortak çabasıyla o da aşıldı. Tabii.